İpek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın İnce'nin yaptığı görüşme, Sayın İnce'nin açıklamaları, bugün Kılıçdaroğlu'nun İnce hakkındaki sözleri hepsini bir sonraki konu başlığında konuşacağız. Tabii, size de tabii. Çok sorumuz olacak o bağlamda ama şimdi biraz ekonomi vaatleriyle başlayalım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 bin liralık emekli ikramiyesi bir sonraki bayrama has. Ondan sonra 8500'e düşecek tekrar. Bu vaadini nasıl buldunuz? Memleket Partisi olarak siz nasıl vaatler açıklayacaksınız? Bu siz ne veriyorsanız 5 fazlasını biz veriyoruz yarışında. Süleyman Demirel. Evet, evet. Memleket Partisi neler öneriyor? Siz dinleyelim. Biz. Teşekkür ederim. Şimdi şunu söyleyebiliriz. İyi ki seçim dönemi geliyor da vatandaşımız birazcık durumunu iyileştiriyor. En azından hükümet bir şeyler yapıyor. Muhalefette işte ben bunu yapacağım falan diye bir ümit veriyor. Umut veriyor diyelim. Şimdi biz Memleket Partisi olarak elbette ki vatandaşın yararına yapılan her şeyi destekliyoruz. Ama burada şunu söylemek lazım. Yapacağım bu açıklama aslında bizim Cumhur İttifakı'ndan ve Millet İttifakı'ndan nerede farklı durduğumuzu da gösterecek. Çünkü biz olaya daha gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşacağız. Şimdi evet, elbette ki emekli ikramiyesinin emeklere 15 bin lira ikramiye verilmesi çok güzel bir şey. Umarım rahat rahat harcama imkanları olur. Ama şimdi sadece emeklilik sistemini böyle geçici tedbirler üzerinden tartışmak çok önemli sorunları görmezden gelmek anlamına gelir. Ne kadardı bizim en düşük emekli maaşımız? 5500 liraydı değil mi? Biz özellikle böyle bir dönemde, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde aslında en çok ezilen sınıfın emekliler olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Sonra ne oldu? Emekli maaşı 5500 liradan 7500 lira yükseldi. Hala asgari ücreti yakalayabilmiş değil. Hala asgari ücretin altında. Peki emekli maaşı 5500 liradan 7500 liraya yükseldiğinde yüzde kaç artış oldu? Yaklaşık %36 bir artış oldu. Peki emekli maaşı 7000 olanın maaşı ne kadar arttı? 7500 lira arttı. Yani 7000'den 7500 lira oldu. Sadece 500 lira arttı. Daha da fazla olanların ki oransal olarak baktığınız zaman daha az arttı. Yani şu tartışılmıyor. Evet, en yüksek, en düşük emekli maaşı 5500'den 7500'e geldi. Ama diğer oranlara baktığınız zaman bu en alt seviyede eşitlendi. Yani asgaride eşitlendi. Öncelikle bunun bir düzenlenmesi gerekiyordu. Yani siz orada %36 artış veriyorsanız diğer artışları da bu şekilde yapmalıydınız. Bu bir. İkincisi, bayram ikramiyesi evet AKP tarafından da veriliyordu. Ne kadardı işte geçmiş dönemlerde? 1100 liraydı, 1200 liraydı. Sayın Cumhurbaşkanı ne kadar bayram ikramiyesi öngörürse o kadarlık bir bayram ikramiyesi veriliyordu. Peki böyle olması, çünkü biz hep eleştiriyoruz tek adam sistemi diye, makul ve mantıklı mı? Elbette ki değil. Bunun tefeye ve tüfeye bağlı olarak normal bir artış seviyesinde her yıl verilmesi lazımdı. Mesela ne kadar? Diyelim ki 4500 lira. Ha, az mı? Evet, bu dönemde çok az. Neden? Çünkü aslında söylenen enflasyon %55, %52 olsa bile biz en an rakamlarına göre biz bunun %12'ler, %13'ler civarında olduğunu biliyoruz. O zaman burada da büyük bir eksiklik var. Yani bayram ikramiyesi işte sizin, benim ve başka bir siyasi partinin keyfine bırakılacak bir şey olmaması lazım. Bunun da bir kuralı olması lazım. Enflasyonun artışına göre bu artışın hesaplanması lazım. Yani vatandaş her sene ne kadar hükümet bana bayram ikramiyesi verecek diye beklememeli. Üçüncüsü de bu EYT meselesi. Evet, EYT meselesini biz de destekliyoruz. Çünkü büyük bir haksızlık vardı 8 Eylül 1999 öncesi için. Yine bazı aksaklıklar olsa da tam olmasa da EYT kabul edildi. Peki sonrası için ne olacak? 8 Eylül 99'da değil de 9 Eylül 99'da başlamış olan vatandaş 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda kalacak. Bu peki adaletli bir sistem mi? Elbette ki adaletli bir sistem değil. O zaman ne yapılması gerekiyor? 99 sonrası ve 2000'ler içinde kademeli bir emeklilik sistemine geçilmesi gerekiyor. Şimdi genel olarak baktığınız zaman emeklilik sistemine ilişkin bütün sorunların tartışılması lazım. Yani bayram ikramiyesi elbette ki verilsin ama sadece bayram ikramiyesi yetmez.
emekliliğe ilişkin bütün sorunların ele alınması ve buna ilişkin bir program ortaya konulması lazım. Biz Memleket Partisi olarak bu emeklilik meselesine ilişkin çok ciddi çalışmalarımız var. 2000 sonrası emeklilik hakkını kazanmış ama kademeli emeklilik sistemi olmadığı için mağdur edilen vatandaşlarımızla sık sık görüşüyoruz, dernekleriyle görüşüyoruz. Onlarla space odalarına katılıyoruz. Şu çok önemli Kübra Hanım. Space odası mı? Nedir space o? Bu morada mı diyorlar Twitter'daki? Twitter'daki sohbet odalara, sohbet odalarına katılıyoruz. Şimdi burada önemli olan şu. Yardım edilmiş yoksullar değil, ortadan kaldırılmış bir yoksulluk olması lazım. Yani gelir dağılımında adalet sağlanması lazım. Herkesin eşit şekilde yaşama hakkına sahip olması lazım. Enflasyon altında ezilmemiş olması lazım. Bizim tabii ekonomiye ilişkin çok ciddi politikalarımız var ama bugün emeklilik üstünden, emeklilik ikramiyesi, bayram ikramiyesi üstünden tartışıldığı için ben özellikle bu noktayı vurgulamak istedim. Yani sorunlar işte burada bayram ikramiyesi verelim, şunu yapalım, bunu yapalım diye geçiştirilecek sorunları yok artık Türkiye'nin. Türkiye'nin çok ciddi politikalara ihtiyacı var her konuda, özellikle de emeklilik konusunda, emeklilik sistemi konusunda. Çünkü biz bugün biliyorsunuz SGK'nın borçlarını tartışıyoruz. Çok derin problemler tartışıyoruz. Bunların toptan giderilmesi gerekiyor ve sadece seçim odaklı değil. Çünkü bugün verilen bu ikramiyeler özellikle seçimden sonra yine çok aza inecek. Neden? Çünkü baskıladıkları döviz, baskıladıkları euro dolar birden fırlayacak. Enflasyon çok daha artacak. Hükümeti alan, yani seçimi kazanan aslında bir enkaz devralacak. O yüzden sorunların böyle çok dediğim gibi geçici tedbirler üzerinden değil, ciddi analizler üzerinden tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Biz Memleket Partisi olarak bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Ama ekonominin her alanına ilişkin de istediğiniz kadar konuşup görüşlerimizi açıklayabilirim. Peki. Bu arada Nurettin Bey.